Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız ne ablacığım? Ben Fatma. Ne yapıyorsunuz burada? Biz bazlama yapıyoruz. Bu bazlama niye burada meşhur? Niye bazlama yiyorsunuz? Bizim köyümüzde bu meşhur. Biz bazlamayı çok severiz. Bundan başka ekmek yemez misiniz? Yaparız. Yufka da yaparız. Fırın ekmeğimiz de yaparız. Her türlü ekmeğimizi yaparız. Peki hepsinin malzemesi aynı mı Fatma abla? Aynı. Su, un, tuz. Bir de maya katarız. Peki bu böyle yumuşak yumuşak puf puf oluyor ya çok ekmek. Çok güzel. Tereyağlı çok güzel oluyor. Ay sen de ben gibi pek seversin belli. Peki sen hangisini seviyorsun? Ben bazlamayı severim. Niye? Yumuşak diye. Yumuşak diye. Ama yufkanın da yeri ayrı. Yufkayı da yaparız. Onda Ramazanlık yaparız. Biz Ramazan'da çok severiz. Bir de kurban bayramlarında yaparız. Niye? Etlen yerler. Çok severiz. İnce olsun da eti fazla yesinler de ekmek daha ince olsun diye. Meşhurdur. Kurban bayramında yufkamızı yaparız. Siz şimdi bunları yağlıyorsunuz. Yağlıyız burada. Tereyağına. Tereyağlı güzel olur. Zeytinyağının yeri ayrı. Bu ekmekte o gider. Zeytinyağına banmak lazım. Tabii. Bu tereyağı güzel olur. Bu bazlamada. Peki Fatma abla. Bu işi yapmak mı zor, yemek mi? Yapmak zor. Yemesi çok kolay. Çok da güzel değil mi? Tabii. Peki evde eşin, çocuklar hep bundan mı yiyorlar Fatma abla? Çok severler. Her gün bu ekmek olmaz olmaz mı? Olmaz. Her gün olmasa da iki güne bir ederiz. İki günde bir bu ateşin başındasınız. Evet. Peki bu sıcakta, hadi kışın iyi olur da. Yarım saat, bir saat çocuklarım için katlanıyorum. Kaç ekmek yapıyorsun? 15-20 yaparım. 15-20, iki günde ekmek mi yiyorsunuz kız? Maşallah. Doluyu komşuya da veririz, gelenlerimiz olur. Eşin ne yapıyor, o da yiyor mu çok? Çok sever. Kilolu mu? Kilolu değil ama çok sever. Adam kilo almıyor o zaman. Sen niye kilo alıyorsun Fatma abla? Ben seviyorum. Ben yiyorum. Çok mu yiyorsun? Yiyorum. Günde kaç tane yiyorsun? Bir tane. Bir tane mi? Vallahi Fatma ablacığım günde bir taneyle bu kilolar alınmaz. Ben sana söyleyeyim. Bak ben bu sabah diyete girdim. Ama bu ekmekleri gördükten sonra diyetten vazgeçebilirim. Bundan sonra ben de diyete gireyim. Aslında bak terlemişsin de ay kıyamam ya canım. Vallahi. Kız kocan kıymetini biliyor mu baksana bu terlere ya. Biliyorum. Doğru söylüyor. Biliyorum, biliyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Ben de onu çok seviyorum. O seni seviyor mu? Seviyorum. Nereden biliyor? Seveyim diye de ondan biliyorum. Diyor mu gerçekten? Diyeyim. Ya. Nasıl anlıyorsun seni sevdiğini? Gerçi ben bekar olduğum için merak ediyorum. Her dediğimi yapıyor. Her dediğini yapıyor mu? Yapıyor. Kız öyle adam var getiriyor. Mı? Her istediğimi getiriyor. Allah aşkına. Ay ne iyi kocaymış. Nerede kız kocan? Kocam da burada. Burada mı? Adı ne? Halil İbrahim. Halil İbrahim. Çağıralım. Köyümüzün muhtarı. Ay muhtar mı? Halil İbrahim abi burada mısın? Gel gel. Gel abicim. Sen çağır Fatma abla. Kocacığım aşkım gel de böyle adama böyle çağırma olur yani değil mi? Bir merasim yapalım. Ben utanırım öyle ya. Ya öyle deme ya. Utanma canım. Hadi çağır. Gel aşkım. Oh bir sana tanem. Sana ellerimle ekmek yaptım gel. Oh çok seni seviyorum diye. Sefan olsun Halil İbrahim abicim. Hoş bulduk abicim gel. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim abi. Sen bu Fatoş'a ne yaptın seni? Ne çok seviyor ya. Neden? İnsan işini sevmez mi ya? Ay tabii ki öyle de. Hani buradan da örnek alalım. Evet. Erkekler ne yaparlarsa eşleri böyle sever. Baksana bu yazın ortasında kadıncağız ateşin başında kanter içinde ekmek yapıyor ya. Bizim gelenek göreneklerimiz bu ya. Mecbur mu yapacak? Yok canım mecbur diye bir şey yok. Ya tamam da kadın yapmak istemese yapmayacak. Her gün sen de fırından alacaksın. Yapmasa fırından alacağız. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Aynen. Teşekkür etmek lazım. Aynen. Ah Fatoş ablacığım canım benim. Bak tek başına burada sıcaktan mahvoldun. Biz muhtar abiyi de oraya alalım. Sen de ateşin başına git. Eşitlik lazım. Zaten terlemişim oradan nereye gideceğim. Zor değil mi? Aynen. Fatoş abla almayalım mı? Şurada iki dakika beklesin. Senin halinden bir anlasın. Evet alalım. Gerçekten. Ekmeğimi çevirsin. O da sıcaklığı anladı mı benim kıymetimi bilir. Ya biliyor ama değil mi? Biliyor. O zaman senin şu halinden bir anlasın. Sen bu fırsatı bir daha yakalayamazsın Fatoş'cum. Evet, değil mi abla? Evet. Buyurun Muhtar Bey sizi şöyle alalım. Ateşin başına. Ateşim var külüm yok. Bülbül oldum dilim yok. Pek mi düşünüyor Muhtar abi ama? Halil abi pek mi düşündün ateşin başında? Yok. İyi misin? Tamam. Muhtar abicim. Bir ateşi çevirsin önce. Ver elindeki nasıl olduğunu öğret bundan, ona. Oradan koz çekecek. Buradan közlerinden çek. Kozlar. Aynen. Bu köyün halkı muhtarını böyle görmedi gerçekten. Ateş çekerken, ekmek yaparken.
Ama burada önemli olan şey ne biliyor musun Fatoş ablacığım? Hı. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar. Evdeki halleri başka. Evde evet. Her işi yaparlar. Evet. Yandın mı? Ne oldu Muhtar abi? Yok ya, kalkmaman lazım. Rica ediyorum, oturur musun abicim? Bak bu kadın sabahtan beri burada oturuyor. Kabul etmiyorum. Hayır, lütfen oturur musun? Kalksın mı Fatoş abla? Kalkmasın. 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 Hayat müşterek. Aynen. Ben yanayım, o da yansın. Aynen. İkiniz beraber yanacaksınız. Bir de evet. Ekmeği çevirmeyi öğret ablacığım ona. Fatoş abla kaç yıldır evlisiniz? Biz 36 yıldır evliyiz. Maşallah. Peki 36 yıldır hiç bu ekmeğin başına gelmiş miydi bu adam? Gelmemişti. Hep yemeğe geliyor değil mi? Bu erkekler hep böyle. İşte sana buradan bütün kadınlara örnek olalım biz. Böyle sizin halinizden anlamadıkları an işi o vereceksiniz bak, eline. Bak, yapar, ben ekmek yemek bak, iş yaparım. Bak nasıl yandı gördün mü? Bak sen burada saatlerdir buradasın. Hiç çıtın çıkmıyor. Bak nasıl orada kıvrandı. Ama daha güzel işti. Muhtar abicim sen çok yandın. Fatoş abla biz onu böyle alalım bence. Alalım. Değil mi? Günahtır. Aynen. Gel Muhtar abicim gel. Kadınların saatlerce yaptığı bir işi beyefendiler gördüğünüz gibi 5 dakika tahammül edemediler. Erkeklerin. Ekmek işi kadınların işi. O işi de erkeklerin işi. Tabii ki iş ayrımı yapmak doğru değil. İşin kadın erkeği yok. Elinden evet. İşi gelen her işi yapabilir. Her işi yapabilir. Bir de muhtar olmanın da ayrı bir havası var. Yok be ya, muhtarlığın bir havası kalmadı ki. Niye abi? Sadece köylüye hizmet. Bir de bu işin ev tarafı var. Sen memnunsun falan filan ama memnun musun? Önce onu öğreneyim. Tamam memnunum. Peki Fatoş abla. Muhtar hanım olmak nasıl bir duygu? Benim için bir değişikliği yok. Nasıl yok? Bir gurur yapmam ben. Niye? Neden muhtar yapayım? Hanım olmak bir havadır ama. Ben hava yapmam. Ya hani böyle herkes gelmiyorlar aynı. Mı eve? Herkes aynı. Gelirler. Aa muhtarın hanımı gelmiş falan derler. Derler. Ya. Tabii derler. Değil mi? Derler. Senin o düğünde oyuna kalkman falan bir havadır o düğün sahibine. Yapar mısın öyle şeyler? Yaparım. Ya kocanla birlikte oynuyor musunuz? Oynarım. Yani muhtar hanım olmanın aslında dezavantajları da var. Geleni gideni bitmez. Sürekli çayın demli olması evet, lazım. Evet. Senin bu 15-20 ekmeği ben anlıyorum şu anda. Evet. O 15-20 ekmek olmazsa olmaz. Olmaz. Gelenimiz gidenimiz çok olur. Peki köylü gelse evde ekmek olmasa ayıplarlar mı? Ayıplarlar. Ne yaparlar? Neden ekmek etmedin derler. Ev ekmeksiz olmaz ki. Ya sonra dedikodu yapıyorlar mı köyde? Tabii. Yaparlar. Ne yapıyorlar Fatma abla? Ekmek yokmuş, ekmek gitmemiş derler. Yani muhtar eve un götürmemiş mi? Yoksa Fatoş tembel mi derler? Un olmaz mı? Olur. Unsuz ev olmaz. Bizim köyümüzde unsuz ev olmaz. Herkesin evinde olur buğday unu. E belki para yok. Aldım. Kendimiz ekince baksan tarlamız buğday. Tarla buğday ekti. Tabii ekmeğin zenginliği orada evet. Muhtar abi. Tabii, evet. Ama kendimiz aldık. Kendi buğdayımız. O zaman kimse muhtar abiye şey bulmaz, bahane bulmaz. Bulmaz. Muhtar emme haklı. Evet. Fatoş tembellik etmiş derler değil mi? Vallahi. Tembellik derler. Telefonu kapattığın oluyor mu? Artık hayır. Köylüden bıktım dediğin. Hayır. 24 saat açık. Yani gecenin bir vakti... Gece saat 3'te, 2'de çok kalkıyor. Oluyor mu? Ne diye arıyorlar mesela? Mesela bir jandarma geliyor, birini soruyor. Kime gidecek, muhtara gidecek. Kendi köylümüz zaten, hepsini tanıyoruz. Yani birisi bir kavga etse, ayıp sayıp yaparız, çıkarız araya. Gerçekten bir muhtarın telefonu kapatmaması lazım. Aynen. Biz mesela bir televizyon ekibi olarak geldik, bak seni bulduk. Bizim İşe gücü bıraktın, geldin bizim yanımızdasın. Aynen öyle. Muhtar abinin sürekli telefonun açık olması... Evet. Sürekli dışarılarda olması, sürekli köylüyle ilgilenmesi senin için sorun teşkil etmiyor mu? Benim işim oldu mu benden ilgilenir. Benim işim oldu mu? Ama adam hep bana da kendini ayırır. Ay, git derim. Ay canım seni bir kere öpebilir miyim? Vallahi. Oh vallahi. Ne güzel. Her terledim. Olsun bir tanem. Onlar hep alın teri. Evet. Hiç önemli değil. Her güçlü adamın arkasında böyle güçlü kadınlar var. Evet. Muhtar abicim, Fatoş abla işte sorun yapsa, nereye gidiyorsun, bizimle ilgilen dese sen de bu görevi yapamazsın. Evet. Aynen. Değil mi? O zaman köylüye de faydalı olamazsın. Tabii. Burada gerçekten çok önemli hanımının evet. tutumu. Aynen. Ben Fatoş ablayı çok sevdim gerçekten bir kadın olarak. Bak ekmeği yapıyor kadın. 3 tane torun var. Ya torun bakıyor, temizlik yapıyor. Aynen. Üstüne üstlük kocası muhtar. Yemek yapıyor. Gecenin üçünde telefonu çalıyor, gidiyor, onunla ilgileniyor, köylüyle ilgileniyor. Ve buna rağmen kadın hala hayatından memnun. Aynen. Değil mi? Ne kadar güzel. Kızım sevilmeyecek insan değil bunlar.
Evet. Ya canım benim. Peki sende havalar nasıl Hacca teyze? Çok güzel. Sen kocanla ne iş yapıyor? Biz resmenlik yapıyoruz. O nerede? Bağcılık yapıyoruz. Onu yolladık. Ya vefat etti. Niye? Hasta oldu. 4 sene oldu. Onu kaybettikten sonra hayatın değişmedi mi? Tabii ne kadar olsa arayın da yok. Sen sen sanki pek bir memnunsun yalnız olmaktan. Güzel ya, iyi. Kocan sana çok çektirdi galiba. Yok, çektirmez, hiç karışmazdın. Hiç karışmaz. Ama yalnızlıktan da memnunsun. Ne yapacaksın, Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. Ya tabii ki öyle de ama hani özledim, keşke olsaydı. Hiç öyle şeyler demedin de Hacca teyze. Ne yapalım, yok. Desem de faydası yok. Desen de faydası, faydası yok. Ya. Eziyet yoktu. Ya işi şakası bir yana, Allah rahmet tabii, eylesin. Tabii. Ya iyi güzel, hoş da siz bu ekmeği yağlayıp bana vermeyecek misiniz? İşte yağlayayım dedim ama. Muhtar abi senin işin gücün var, sen zaten sıcaktan yandın. Bizim bu kadınların... Lafı muhabbeti bitmez. Hadi sen işine gücüne bak abicim. Aynen, köylünün sana ihtiyacı var. Biz seni meşgul etmeyelim. Allah! Çok güzel görünüyor Allah. Ya oğlum tereyağını. Ben diyete girmiştim oysa ki. Kendine emizden. Ya. Hı-hı. Ay. Bazlama mı ekmek mi? Yalnız bazlama mı, ekmek mi, her neyse de gerçekten görüntü muhteşem. Kızım ben... buğday ürünü bu. Of of of. Kendi ürünümüz. Az da kilo yapar değil mi? Çok kilo yapmaz. Yapmayayım be. Bu yapmıyor. Ötekinleri daha çok yapayım. Tabii bu hiç yapmıyor. Kilo yapmaz Hatice teyzemden belli zaten. Hiç asla kilo yapmaz. Bazlama ekmeği yağ sürün sürün yiyin canları. Tabii. Ay yağlar damlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii. Yenmez mi bu? Ay. Yenmez mi bu sıcak bu, sıcak? Bu yenmez mi? Elim yandı. Of. Yandım. Yemek istiyorum. Böl abla. Ben buradan bölüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Of yağlara bakın ya. Allah çok güzel. Ay 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 ay. Böyle bir şey olamaz. Of çok lezzetli. Fatoş abla peki bu ekmek saçın üstünde bir şey daha var. İki tane saç var, ondan mı lezzetli? Bir tane saç koyuyoruz, arasına kül atıyoruz. Ekmeğimiz yanmasın diye. Kül mü? He, kül atıyoruz. Ay bunu da ilk defa duydum, nasıl kül? Saç ince gelip de bazlamamız yanmasın diye iki saçın arasına kül atarız. Ekmeğimiz daha güzel kabarır, pişer. İçi hamur kalmaz. Kül peki zehirlemiyor mu? Hayır. Ekmeğe değmiyor ki kül. Kül sacın arasında. Olsun, dumanı çıkıyor. Hayır. Dumanı gelmez o. Gelmez. Ekmeğe zararı yok mu? Evet, yok. Turgutlu Sarıbey'de hanım ablalarım kendi ürettikleri buğdaydan ekmek yapıyorlar, bazlama. Ve kendi besledikleri inekten de tereyağları yiyor. Yok yapıyor. Oh Hacca teyzem, Fatma ablam ne güzel yapmışlar. Biz de afiyetle yiyoruz. Bazlamayla tereyağını görünce niyeti bozduk vallahi. Diyeti de bozduk, niyeti de bozduk. Bozulmayacak gibi değil ki. Selamlarsın Hacca teyzem. Kızım bu ekmeği görünce o diyeti bozmayanı görmedim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.